Karşımızda 6 farklı dağılım var ve bu videoda bu dağılımları sınıflandırmaya çalışacağız. Sınıflandırmayı da duymaya alışık olduğumuz kelimeleri kullanarak yapacağız. İsterseniz önce karasineklerin boyu ile ilgili olan bu dağılıma bakalım. Çok fazla işi olmadığını düşündüğüm biri karasineklerin boylarını ölçmeye karar vermiş ve boyunu ölçtüğü karasineklerin çoğunun boyunun 0,6 ile 0,65 cm arasında olduğunu bulmuş. Evet bu boya sahip. Sahip karasineklerin sayısı 40'mış. Boyu 0,65 ile 0,7 santimetre arasında olan 30 karasinek var. 0,55 ile 0,6 santimetre olan da 30 tane. Yani bu iki sayı birbirine eşit. Buna benzeyen dağılımlardan simetrik dağılımlar, evet simetrik dağılımlar olarak bahsederiz. Neden diye soracak olursanız, bu dağılımın tam ortasından böyle dikey bir çizgi çizersek, çizginin iki tarafında kalanların birbirinin aynadaki görüntüleri gibi olduklarını söyleyebiliriz. Hatta bu dağılım tamamen simetrik ama veri toplamaya başladığınızda dağılımların kabaca simetrik olmaları daha olasıdır. Peki buradaki dağılım madeni paralar üzerindeki tarihlere ait. Burada da birisi bir miktar madeni paranın üzerindeki tarihlere bakmış. Bu madeni paraların bir bakalım neredeyse 55'ten fazlasının üzerindeki tarihin 2010 ile 2020 arasında olduğunu görmüş. Üzerindeki tarih 1980'den önce olan madeni paraların sayısı ise daha az. Kuyruğu buradaki gibi sola doğru olan dağılımla kuyruğun sola doğru uzandığını görüyorsunuz değil mi? Evet bu tarz dağılımlara sola çarpık dağılımlar adı verilir. Not edelim. Sola çarpık. Önümüzdeki videolarda bir dağılımın sola çarpık olmasının teknik olarak daha iyi bir tanımını yapacağız ama sola çarpık dağılımları, değerleri yüksek olan noktaların sağda birikmesi ve kuyruğun da sola uzanmasından hemen tanıyabilirsiniz. Sola çarpık dağılım varsa, sağa çarpık dağılım da vardır öyle değil mi? İşte o da burada. Bu dağılım eyalet temsilcilerine ait ve grafikte Amerika Birleşik Devletleri'ndeki çoğu eyaletin 0 ile 10 arasında değişen bir temsilci sayısı olduğunu görüyoruz. Yaklaşık olarak 35 eyaletten bahsediyoruz. Her eyaletin en az bir temsilcisi vardır ama gördüğünüz gibi neredeyse bütün eyaletler bu sınıfa giriyor. Temsilci sayısı 50'den fazla olan eyalet sayısı ise çok Az. Bu durumda yani verilerin çoğunun solda toplandığı durumda dağılımın kuyruğu sağa doğru uzanıyor. Yani bu sağ çarpık bir dağılımdır deriz. Sıradaki dağılım içilen fincan kahve sayısına ait. Hadi bakalım hemen videoyu durdurun ve bu dağılımın nasıl bir dağılım olduğuna kendi kendinize siz karar verin. Burada birinin mesela bir ofisi dolaşıp insanların ne kadar kahve içtiklerini not etmesinin, evet bunun söz konusu olduğunu düşünüyorum. Günde bir bardak kahve içen biri bu olabilir. Biri daha günde sadece bir bardak içiyormuş. Günde iki bardak içen de üç kişi var. Bunun madeni paraların tarihleriyle ilgili dağılıma ne kadar benzediğini görüyorsunuz değil mi? Verinin çoğu günde üç bardak kahve içenlerden oluşuyor. Dağılımın kuyruğu ise sola doğru olduğundan bu evet sola çarpık bir dağılımdır. Geriye kalan dağılımlar ise biraz daha ilginç. Bana yüksek sıcaklıkların kaydedildiği gün sayısını veren bu dağılımın kabaca hatta tamı tamına simetrik göründüğünü söyleyebilirsiniz. Bakın buraya böyle bir çizgi çizersem çizginin sağı ve solu birbirinin aynadaki görüntüsü gibi öyle değil mi? Bu saptama teknik olarak yanlış bir saptama değildir ama buradaki gibi iki tepe noktası gördüğünüzde bu dağılımlara bir modal dağılım yani çift modlu bir dağılım adı verildiğini aklınıza getirmelisiniz. Bir modal dağılımlar zaman zaman simetrik ya da kabaca simetrik olabilirler ama daha kesin bir sınıflandırma yapmak için iki tepe noktası gördüğünüz anda bu dağılımın bir modal olduğunu düşünmelisiniz. Sıcaklığın çok yüksek olduğu günlerin yanında ki bunlar yazın gerçekleşmiş olabilir, bir de sıcaklığın çok düşük olduğu kış günleri var. Ve buradaki son dağılım ise zar atışlarının sonuçlarına ait. Bunun da kabaca simetrik olduğunu söyleyebiliriz. Tamı tamına değil ama çizginin sağına ve soluna baktığımızda kabaca simetrik bir dağılım söz konusu olduğunu düşünebiliriz. Bu dağılımı teknik açıdan daha doğru bir şekilde sınıflandırmak için bunun uniform bir dağılım olduğunu söylememiz lazım. Evet buna simetrik ya da kabaca simetrik demek yerine yaklaşık uniform bir dağılım demek daha doğru olacaktır.